Agalarım, herkese selamlar. 30 Eylül 2024 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Aga öncelikle hastayım, kusura bakmayın. Olabildiğince yüksek sesle konuşmaya çalışacağım zaten ama malum hastalık dönemi. ney salgın oluyor, cart oluyor, jurt oluyor, soğuk su içiyoruz. Rahatsızım biraz bilginize. Hatta dün cumartesi günü şöyle söyleyeyim. Hastaydım, gruba yazdım. Yani elimden gelen en iyisini yapacağım ama odak problemim var derim. 14 tane canlı verdim aga. 11 tanesi içeride. Bereketli olsun. Böyle günlere hastayız biz. Velhasıl kelam. Dilerseniz başlayalım. Agalarım 4 tane maçım var. Video uzun olur mu bilmiyorum. Doğal halinde akışına bırakıyorum. Maçları yazmadım bile vallahi Kafam dönüyor zaten. Şimdi 4 maçım var. İdeali yüksek kuranları izlediğimiz takımlar zaten. Değerlendirelim. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri. Aga gelirse çok memnun olurum skor yarışmamız var. Aga bu videoda cumartesi raporunu bahsetmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Cumartesi pazar raporu Şampiyonlar Ligi videosunda. Arkadaşlarım Kayseri Beşiktaş maç skorunu olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi 7 gün boyunca misafir edelim. Cuma gününden Dortmund'la Bochum'un maçı vardı. O maçı sormuştum. Bilen 4-2 yazan bir arkadaş var. Ama maşallah 4-1 yazan bayağı adam var yani. Bayağı yaklaşanlar var. Zeki. Bu Zeki de arkadaşlar zaten bizim gruplarımızda olan bir arkadaş. Süresine bir hafta ekleyeceğim. Zeki bana tekrardan mesaj atarsan gruplarına bir hafta ekleyeceğim senin. Agaları Mert soru görüş öneri WhatsApp gruplarına gelmek isteyenler ekranda gördüğünüz numaraya mesaj atabilirler. 0534 446 5989. Açıklama ve yorumlarda WhatsApp linki var. Doğrudan tıklayıp da gelebilirsiniz aga. Yani çok güzel gidiyoruz. Canlı olarak geçtik. Kuponlarımız keza iyi geldi. Ana kupon %8 verdik geldi. Şu bahsedeceğim zaten hafta, hafta sonu raporundan keza ama cumadan devam edelim. Cuma gününde aga bir tane idari kuponum, bir tane de mislim vardı. Mislime bakalım. Aga ben YouTube'da da söyledim. Milan'a çok güveniyorum dedim. 5000 TL Milan'ın 2 golünü aldık. Cuma gününden sermayeyi yaptık zaten. Hatta Cuma günü ben 7'de 7 canlı yaptım. Bütün canlılar geldi. Editörlerin de öyle keza. Dedim hafta sonuna gerek kalmadı herhalde. Güzel para kazandık. Bereketli olsun dedim. Ona göre Milan'ın mislisini yaptım. Yüksek misli seviyesine geldi. İdeal kuponumuza bakalım. Milan 1.5 üstünde kazanır. İlk yarıdan 3-0 oldu zaten. Dortmund mücadelesi 2-0 geriye düşse de 4 gol atarak da 2,5 üstüne bir. Bu arada maçın da canlısını yaptık. Ya bayağı para aldık maçtan. Birazdan bahsedeceğim zaten. Bereketli olsun. Arkadaşlarım canlı olarak gruplarımızda izlediğimiz karşılaşmalara devam ediyoruz. Zaten bir de ücretsiz Telegram grubumuz var. Buraya güzel girişler oluyor. Eğer Telegram varsa ve ücretsiz gruba girmediysen vakit kaybediyorsun aga. Onu söyleyeyim ben sana. Gruba giriş sağlayabilirsin. Açıklama yorumlarda var veya Telegram'a gir. Kanka Atis, ücretsiz yaz. Yine de bu bu şeyi kanalı bu tıkla gir. Başlayalım. Sizlerden ricamız dediğim gibi beğeni ve yorum destekleri. Beğeni ve yorum gelirse çok mükemmel olur. Kayseri Beşiktaş. Şimdi arkadaşlar bu maç benim maç skoru yarışmam. Kayseri bayağıdır iyi gitmiyor. Kayseri Spor Başkanı'nın açıklaması vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. Açıklama şu yönde. Ee, i̇lk 11 oyuncumuzdan 7 tanesi yok. Teknik direktör Burak Yılmaz. Bunların transfer tahtası açılmıştı değil mi Aga ya? Doğru açıldılar diye hatırlıyorum. Beşiktaş Ajax mağlubiyeti sonrası burada galibiyet oynayacak. Galatasaray dün puan kaybetti. Beşiktaş'ın iki tane de maç eksiği var. Eğer ki gollü galibiyetler alabilirse lider, liderle oturma şansı da var. En azından lideri yakalama şansı var. Ben burada Beşiktaş tarafındayım Aga. Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorum. Mat sonu 2 doğrudan aldım. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler. Mat sonu 2 1,5 üst yaparsa 1,60 seviyesine kadar çıkartabilir. Ben en az 2 gollü Beşiktaş galibiyeti bekliyorum zaten. Ha 2-1 ayarında maç biter mi? Bitme ihtimali yüksek. 2,5 üstünde 2 yaparsanız da 1,90'a kadar oranını da çıkartmış olursunuz. Ben Beşiktaş tarafında olduğumu belirteyim. Maçın skorunu sizlere sorduk. Parma ile Cagliari mücadelesi. Parmanın bize ekmeğini yedik aga. Parmadan güzel işler yaptığını düşünüyorum ben. Keza aynı şekilde devam edeceğiz Parmadan. Burada maça favori çıkmışlar. Aga hücum attı ve özellikle bu takım 4-3-3 şeklinde oynayan bir takım. Kanatları Denizmen özellikle çok etkili kullanıyor. Sağ kanattan ağırlıkla hücum ediyor. Cagliari 5 maç bile oynadı. Sadece bir tane gol atabilirdi. gol atabildi. Durumu biraz vahim. Ben burada Parma tarafındayım. Nasıl gideceğiz Parma'ya? Ben Parma'nın burada ev sahibi bir yarayı kazanır evet. Ben Parma'nın aga burada maçı kazanmasını bekliyorum zaten ama sağlam almak için ben burada Parma ya ilk kazanır ya da ikinci yarıyı kazanır diyerekten de reaksiyon verebilen bir takım. Çünkü gelme ihtimali yüksek maçlardan bir tanesi. Bournemouth'la Southampton mücadelesi. Bournemouth, Bournemouth tarafı aga hücum futbolunu sergiliyor zaten. Fakat son haftalarda alınan mağlubiyetler. Chelsea mağlubiyeti, Liverpool mücadelesinde mağlubiyet. Ama burada bir galibiyeti uzanabilir artık. Southampton'un da son mücadelesinde dedim ben? Ipswich mücadelesinde. Dedim ki bak ilk yarıga oynuyor bu takım. Haberiniz olsun. İmza gibi aslında dedim ya. İlk yarıdan bir tane gol alınabilir. Hatta ilk yarı galibiyeti bile alınabilir dedim. İlk yarıyı kazandı. İkinci yarı berabere bitti. Ev yarı kazanır vermiş idealden de. E burada aga tarafa gitmeyelim. Tarafa gitmeyelim. Ev bir buçuk üst alalım. Southampton'da gol bulma ihtimali var bence ama ben burada Bormut tarafından iki gol bekliyorum. İdealden Bormut'un atacağı iki gol bence değerlendirmeye tabi tutulabilir. Değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilir. Bir daha şu WhatsApp grubundan bahsedeyim. Cuma'dan bahsedeceğim. Bu arada hafta sonu karıştırmayacağım. Dedim ki Alman biramızı aldık. Ekrana geçtik aga dedim. Düsseldorf mücadelesi vardı. İlk yarı hatta öncesinden yazdım. Furt maçına devre gol alalım. Beyler yazdım. 40 geçe oran geldi. İdeale verdim aga. %4. Kasayı biz yönetiyoruz bu arada burada. Geldim aga. de 1. Siftah. Dedim ki agalarım hatasız gitmek istiyorum. Ondan relax olun. Acele etmeyin yani. Zaten alacağız. Burada kaçan bir pozisyon var. Onu gösterdim. Düsseldorf mücadelesine doğrudan 2.5 üst aldım aga. Penaltı oldu Düsseldorf. Gol geldi maga. Hoppala. 2'de 2 iki olduk maga. Canlı bak. Yüzdeli gidiyoruz. Dortmund başladı. Oran bakacağız dedim. Ha, şey yapacağız hadi bakalım Nuri'cim dedim. Oran beklersek ömür çürüyecek dedim. Dedim ki ilk yarıda bir Dortmund golü alalım dedim. Tamam mı? 1.39. %4 aldık mı? Dedim ki sonra Dortmund gol yedi aga bak bu işin içindeyiz nasıl? Dedim ki baskı olacak. Dedim ki dakika 20 ile 30 arasında hangi takım daha çok korner kullanır? %2 almışım buna da. Kim kullandı Aga? 2 tane mi? 3 tane mi? Dortmund kullandı. 1.80 oranı içeri aldık mı Aga? 3'te 3 oldu mu? Devam edelim. Milan Lecce mücadelesi var. Maçı izliyoruz. Dedim ki Milan maçında ilk yarı gol alabilir. Lecce de iyi geliyordu bu arada. Bak hatta dedim ki Lecce'ye baksana Aga ne yapıyor? Öyle maç çift taraflı dedim. Haberiniz olsun. İlk yarı gole gidelim dedim. Paris maçını izledim. 5 dakikada 3 tane şut çektim. Yani Paris'in ilk yarıdan golü Barkola muazzam bir gol attı. Bu adam oynuyor Mbappe misali. Oradan editörden ne geldi? Dortmund çok kaçırıyor. Dortmund golü attı mı? Bak kafa golüyle, Guaistri ile birlikte. Sonra PSG karşı karşıya kaçırdı. PSG kale dibi direkt. Maçların gözü ören... Ya yani ben size pozisyonları bile atıyorum aga yani. Her maçı izliyoruz. İzlemediniz maçı vermem. Dortmund mücadelesinde 51-60 arası korneri kim kullanır dedim aga. Dortmund oldu mu? Milan maçından gol geldi mi? Paris ilk yarıdan attı mı? 6'da 6 oldu zaten. Milan ilk yarıdan 2-3 iki, tane attı mı? Attı. Başka dedim yeterli mi ederim? Milli para kazandı Ne diye ne dedim. Anladın mı dedim? Para kazandırabilir mi dedim? Ortam şu misal dedim. Telif yemeyelim. Şurada da kangal kangala bindirdik. Tüpçüyü alta aldık. Ver yanasını ettik. Bereketli olsun. Ondan sonra son mücadelemiz Villarreal mücadelesi. Nasıl sohbet havasına geçiyor? Varsa bir derdiniz istesanız yazın arasını satın. Yorumlarda konuşalım. Villarreal son hafta 2-1 kazandı. 2-1'i değil mi? Süper. Espanyol mücadelesinde. Hatta ilk yarıdan maç 1-0 Frikik'ten kickten Espanyol attı. 1-1 oldu. 45 artıda da Ayoso Perez attı. Sanırım iki golü de zaten. O attı. 2-1 kazandı. Hoppala cukbala. Ben burada Villarreal tarafındanım ev sahibinin ben doğrudan galibiyetini bekliyorum. Matuson'u bir idealden aldım. Oran almak isteyenler 4.5 altında yapabilir. Günter çok golle geçmeyebilir ki Villarreal golli maçlar oynuyor ve şu an e, İspanya'da en iyi takımlardan, en iyi formustan takımlardan birisi. Ben burada Villarreal'in maç sonu galibiyetini bekliyorum. Oran alalım kankalım dersen 1.80'e kadar çıkartırım. 4.5 altında biri. Şöyle dört tane mücadelem vardı. Maçlar güzel bence. Buradan biz bir ideal yaparız. Bir tane misli alırız. Paramıza bakarız. Onun dışında canlıdan çatır çatır almasını biliriz. Her gün açık Telegram grubumuz ekranda. Aga buraya da katılın. Yani ücretsizdir. Bence güzel. Gidiyoruz. Bereketli olsun. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.